Önceki bölümde gördüğümüz gibi bir ışın izleyici yazabilmek için bir dizi soruya matematiksel olarak cevap vermemiz gerekiyor. Işın sahnedeki bir nesneyle nerede kesişiyor? Gölge ışını herhangi bir nesneyle kesişmeden direkt olarak ışık kaynağına ulaşıyor mu? Yüzey ışığı nasıl yansıtıyor? Işık kaynağı ne kadar uzaktı? Ve son olarak kamera nerede? Bu bölümün geri kalanında ışın nesne kesişimi ile ilgili ilk alt probleme odaklanacağız. Çalışmamıza öncelikle daha basit bir probleme bakarak başlayacağız. İki boyutta ışın nesne kesişmesini nasıl gerçekleştiririz? Gerçekten de ışın izleme iki boyutta nasıl oluyor? Üç boyutlu durumla başlayalım. Ve bu beyaz düzlemden kamerayı ve görüş yönünü içeren bir kesit alalım. Dikkat ederseniz beyaz düzlem görüntü çizgisi dediğimiz bir çizgide görüntü düzlemiyle de kesişiyor. Yani aslında eğer sadece beyaz düzlemde olan şeyi çizersek bunun gibi bir resim elde ederiz. Bu problemi daha basit hale getirmek için ilk önce olabilecek en basit nesneyle yani bir doğru parçasıyla kesişme durumunu deneyeceğiz. İşte sahnemiz burada. Sadece A ve B noktalarını birleştiren bir doğru parçası. Bu sahneden 3 boyutlu görüntü oluşturmak için kameramızın bulunacağı yeri seçmemiz gerekiyor. Kamera noktasına C diyelim. Sonra görüş yönünü belirliyoruz. Görüş yönü burada kırmızıyla gösteriliyor. 3 boyutta kameranın yeri ve görüş yönü görüntü yüzeyini tanımlar ancak 2 boyutta bu bize sadece görüntü çizgisini verir. Bu görüntümüzün üzerinde oluşturulacağı çizgi. Şimdi görüntü çizgisinde rengini belirleyeceğimiz pikseli göstermek için bir P noktası seçelim. Işın izleyicinin C'den başlayıp P'den geçerek sahneye ulaşan bir ışın oluşturduğunu hatırlayın. Kesişme noktalarını hesaplamak için matematiksel bir yol bulmalıyız. Aynen buradaki I noktası gibi. Buna dair matematiği geliştirmek için ilk önce bir koordinat sistemi hazırlıyoruz. İhtiyacımız olan matematik, bir ışının bir doğru parçasıyla kesişmesiyle ortaya çıkan cebir. Bu videoda birçok kavramdan söz ettik. Sıradaki alıştırmayı yaparak iki boyutlu ışın izleme konusunu anlayıp anlamadığınızı test edebilirsiniz.